O iş öyle değil kızım. Yani sizin servetiniz, paranız tas tamam duruyor. Ne? Ya bütün bu olanlar, bu yaşananlar hepsi babaannenin bir oyunu sadece. Ya sen ne diyorsun? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bilmiyorum kızım, ben de yeni öğrendim. İşte fakirlik nedir? Kardeş kıymeti bilmek nedir? Onlar öğretmeye çalıştı herhalde sizi. Ne bileyim ben de anlamadım. Ay yok. Bak, lütfen aramızda kalsın olur mu? Bak eğer babaannem duyacak olursa vallahi beni yine çeker. Hayır, bunun hesabını verecek. Lütfen kızım, lütfen. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayalım. Bak kızım, sen benim dediklerimi düşün. Uyanık ol. Tamam mı? Ben yardım edeceğim sana ya. Parayı ben hazırlayacağım, getireceğim. Tamam mı? Murat için kızım. Tamam. Hadi ben hazırlığımı yapıp arayacağım seni. Tamam, benden haber bekle. Gel. Çok soğuk hava değil mi? Geliyor. Bir şey yaparsan seni de onu da indiririm ona göre. Abi üzerim de bozuk kalmadı. Bir seri versen. Birlikte ödeyelim mi karıcığım? Ha? Belki canın abur cubur çeker. Alırız. Bana bak, biliyorsun silah cebimde hala. Bir numara yapmaya falan kalkma. İçeridekilerin de hayatını tehlikeye atarsın. Tamam mı canım? Hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ener abi, Hüseyin geldi. Ben vardiyayı devrediyorum. Tamam, tamam canım. Hadi abi. Eyvallah. Kaçırıyorsun kızı, tanıdım seni. Arayacağım polisi. Sakın bir delilik yapma. Arasana lan. Ara hadi. Bak ondan sonra ben gelip senin beynini dağıtmıyorum ya. Ben yapmasam arkadaşlarım yapar. Ha? Sonra bir sabah bir kalkmışsın, evin yanmış. Çoluğun çocuğun kaçırılmış. Hangisini istersin? Ara hadi. Yürü gidiyoruz. Ya bak, kimse hiçbir şey yapmıyor. Ben de usturuyorum zaten. Sakın insanlara zarar verme, ne olur. Gülizar, sakın bir hareket yapma canım. Burnunda zaten bir iş var ama ya. Hiçbir şey yapmıyorum, bak. Bak. Ya televizyonlara çıkmışız zaten. Ay, yakalamak an meselesi. Çok geç olmadan ne olur beni bırak. O kadar suça batmamış olursun. Ben her bataktan çıkarım. Sen hiç merak etme. Ya sen hiç sağlıklı değilsin. Beynini kalmadı mı sağlam hücre? Sağlıklı düşün biraz ya. Bitti, yakalanacaksın. Kalmadı. Genç yıldızı kaçıran Teksoy Özcan tüm yurtta aranıyor. Bir açıklama yapacak mısınız? Şimdi aslında sizin bunları bilmemeniz gerekiyordu. Söylemememiz lazımdı. Yani bunları böyle yazmazsanız... Alo. Alo. Aydan, sen telefonu nasıl açtın ya? Ya bırak, ne olacaksa olsun. Evde misin? Sana geliyoruz. Abi sakın, sakın olmaz. Bak televizyonlarda her yerde boy boy resimlerim var. Bence sen o kızı bırak, bak hayatın yanacak. Ulan oğlum, fikrini mi sordum ben sana? Teksoy! Kapat çeneni!
Sana yardım edeceğim. O kızdan birlikte kurtulacağız. Beni ara. Sonunda açtın telefonu ya. Teksoy. Babaanne. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Dediğim gibi dinlensin, üzülmesin, stresten uzak tutun. Tamamdır. Abi, babaannem. İyi, iyi. Tansiyon düşmüş birazcık. Müdahale ettiler, iyi şimdi. İyi, tamam. Babaanne. Babaanne. Canım. İyi misin, ha? İyiyim kuzum, iyiyim. Tasalanma. Fatoş, bir çorba yapsana babaanne. Hiçbir şey yemedi sabahtan beri. Ya ambulansı görünce aklım gitti resmen ya. Ya sana bir şey olsa ben ne yaparım? Allah kahretsin. Bu gerizekalının yüzünden. Seni ne hale düşürdü? Şuraya bak ya. Ya hepimizi mahvetti. Tabii sen şimdi yine onu savunacaksın. Kuzum, ben hepinizi savunuyorum. Ben kardeşliğiniz için çabalıyorum. Paramız olsaydı seni şöyle iyi bir hastaneye götürürdük. Tepeden tırnağa iyi bir muayene ettirirdik ama gel gör ki yok işte. İyiyim ben, bir şeyim yok. Yalan söylemeyi biliyorsunuz ama sonrasını düşünmüyorsunuz. Ben torunum kurtuldu sanıyordum. Halbuki hala o adamın elindeymiş. Ah, içim çekildi, nefesim kesildi. Ah, ah, şu telefonum Veysel'i arayacağım. Niye arayacaksın ki Veysel babayı babaanne? Var bir iş. Veysel babanın bildiği, bizim bilmediğimiz bir şey mi var acaba? Ya sen sonsuza kadar Veysel babam diyeceksin bu adama? Sen gerçekten kaldın kafalısın ha? Abi. Murat mı kaldı hayatında? Bari sen anla beni ya. Yürümüş bal.